Yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale geldi diyerek AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın parti kurma hazırlıkları sürüyor. Babacan'ın A takımında yer alan deneyimli bir siyasetçi, Ankara'daki ofisinde Indiventi Türkçe'den Can Bursalı ile çalışmaların seyrini, neyi amaçladıklarını, partinin ne zaman kurulacağını, parti kurma fikrinin ilk ne zaman ortaya çıktığını paylaştı. Henüz partinin tüzel kişiliğinin oluşmaması nedeniyle isminin yayınlanmasını istemeyen siyasetçi, Söze yeni parti kurulmasının 2020'ye kalmayacağını söyleyerek başlıyor. Deneyimli siyasetçi, partinin ismi konusunda geniş bir havuz olduğunu ve henüz kararın verilmediğini söylüyor. Partimizin ideolojik bir ismi olmayabilir diyen ancak daha fazla ipucu vermeyen deneyimli siyasetçi, yola çıktıklarında tüm konulara eğileceklerini ancak öncelikle ekonomi, adalet ve özgürlükler konularında hassasiyet göstereceklerini ifade ediyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle mi devam etmeyi Başkanlık sistemi ıslah edilerek devam mı etsin yoksa güçlendirilsin mi, parlamenter sisteme mi dönülsün noktasında tartışmalarımız sürüyor. AK Parti'nin kuruluş sürecini ve siyasetin o günlerdeki haline atıf yapan deneyimli siyasetçiye göre AK Parti'nin tabelasını millet astı ve bugünün Türkiye'sinde de 2001'deki gibi bir arayış yeni siyaset kanallarına yeni bir ufuk ve vizyona ihtiyaç var. Türkiye'nin sosyolojisini temsil edecek sağ sol muhafazakar liberal milliyetçi veya başka bir tanımı olmayacak bir parti kurmayı hedeflediklerini her kesimden isimlerle görüştüklerini söyleyen deneyimli siyasetçi çok geniş bir ekiple çalıştıklarını ifade ederken dünya ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu'ndan katkı aldıklarına yönelik söylentileri de yalanlamadı. Şu an AK Parti'de, MHP'de, CHP'de veya diğer partilerde milletvekili olan kimseyle görüşüyor musunuz sorusuna ise Geçmişte AK Parti'de, MHP'de, CHP'de siyaset yapan isimlerden bize gelenler oldu. Bizim temas kurduklarımız oldu. Ancak etik kural olarak aktif milletvekilleriyle biz temas kurmuyoruz. Kendileri bizimle görüşmek isterse bir araya geliyoruz. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında tedbir alma sürecinin başladığını ve bu sürecin kalıcı olduğunu ifade eden deneyimli siyasetçi Gezi olayları da tedbir alma sürecine dahil mi sorusu üzerine cümlesini gezi olayları 17-25 Aralık 15 Temmuz'daki darbe girişimi tedbir alma sürecini başlattı ve kalıcı oldu diyerek değiştiriyor. Bir dönem AK Parti'de önemli görevler yürüten deneyimli siyasetçi, parti içindeki ilk itirazların 7-8 yıl önce başladığını ve AK Parti'yi tekrar kuruluş sürecindeki ilkelere döndürmeyi denediklerini ancak başarılı olamayınca geri çekildiklerini ifade ediyor. Ve yeni parti kurma fikrinin bir süredir olduğunu ancak resmi temasların 2019 yılı Şubat ayında başladığını belirtiyor. Ayrıca kendiliğinden bir araya geldik. AK Parti içinde bir ekip değildik demeyi de ihmal etmiyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendilerine katkı sunduğunu ve güç verdiğini söyleyen eski partili siyasetçi, parti kurma çalışması yapan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ayrı bir çalışma yaptığına dikkat çekiyor. Davutoğlu'nun partisinin İstanbul İl Başkanlığı için tuttuğu binanın mühürlenmesi gibi bir durumla karşılaştınız mı sorusuna da hayır diyerek yanıtlayıp, parti genel merkezi için birkaç alternatif üzerinde çalıştıklarını ve yakın yakında karar vereceklerini söylüyor.